Ya ben de bir rahatsızlık başlamadı. Bir 20 gün umrede geçirdim zaten. Ama yurda geldiğimde bir gün ateşim 37'ye çıktı. Ertesi gün doktora gittim. Doktor bana mukozonit verdi. Ateşimin, tansiyonumun normal olduğunu söyledi. Bu süre içinde ben gerçekten bir tansiyon hastasıyım, şeker hastasıyım ama gerçekten umreye gittim, geldim. Ne şeker, ne tansiyon ilaçlarımı kullandım. Her şeyi normal seyrediyor. Şu an biraz gerçekten taburcu olduğum için, şey olduğum için heyecanlıyım. O kadar şey ki, hele bir hemşire olarak, şey olarak buradaki çalışan bütün hemşire arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim onların gerçekten en güzel yerlere getirsin. Hakları hiç kimsenin ödenmez. Bunu bir daha ve gerçekten bir çalışan olarak, bir hasta olarak daha iyi öğrendim. Gerçekten onların haklarının en güzel şekilde verilmesi dileğiyle. Yani bu hastalık herkesin başına gelebilir. Herkes yatabilir. Benim üzüldüğüm nokta sadece gerçekten çocuğum adına üzüldüm. Dedim onun da bu imtihanı. Gerçekten benimle bir imtihan yaşadı. 5 yaşında. Benim bu 3. çocuğum. 2 tane kızım büyük. Yani o yüzden çocuğum adına biraz üzüldüm gerçekten. Eğer bugün taburcu olmasaydım çocuğumu eve gönderip kendim ne kadar süre yatmam gerekiyorsa yatmayı bile ne düşündüm. Ama gerçekten canı gönülden diyorum hemşire arkadaşların hakkı hiçbir zaman ödenmez. Bu bir gönül işi. Kaç gün burada tedavi? Bugün 9. günüm. 9. günde taburcu oldum. Evet 9. günde taburcu. Ben 15 Mart'ta geldim. Garantineye alındım. 15 bin. Bizim daha 9 günümüz vardı umrede. Erken gönderildik. O yüzden. Kızınız da mı umredesin? Evet evet. Kızım da umrede benimle bir 20 gün paylaştı. Bir 14 gün Konya'da yurtta bir paylaştı. Bir 9 günde burada paylaştık. Benim dediğim kader arkadaşım oldu artık. Morallerini yüksek tutsunlar. Benim tek moralim dediğim gibi benim kızım adına üzüldüm. Dedim ki eğer geç bu geçecek. Bir de aşırı derecede abartılmasın bu. Normal bir hastalık, grip gibi. Ama gerçekten morallerini düzgün tutarlarsa, yüksek tutarlarsa, doktor arkadaşlarım verdiği ilaçları düzenli, hemşire arkadaşlarım verdiği ilaçları düzgün kullanırlarsa zamanında gerçekten geçeceğine inanıyorum. Bir de dediğim gibi moral çok yüksek ama gerçekten hemşire arkadaşların hiçbir zaman hakkı ödenmez. Dikkatli, daha şey olacağım, izolasyona çekileceğiz. 14 gün yine bir izolasyonda. Ondan sonra belki meslek hayatına döneceğiz. Belki hastalarıma ben diyaliz hemşiresi olduğum için itinayla çalışıyordum. Belki daha fazla itina göstereceğim. Çünkü dediğim gibi bu insan hasta olmayınca bazı şeylerin kıymetini bilmiyor. Rabbim herkese şifa versin nerede varsa. Ama dediğim gibi her zaman hemşire arkadaşları yani bir numara diyeyim. Yani tedavi oldu hem şey moral diyorsun. Evet moral. Gerçekten bana ve çocuğuma çok büyük moral verdi bize tedavi uyguladıkları sürece de. Çocuğumun gerçekten ihtiyaçlarını karşıladılar. Biz çünkü ne dışarı çıkabiliyoruz ne içeri girebiliyoruz. Evet. Ve onların dediği söylediklerini tutmak zorundayız. Bu süre içinde gerçekten hepsine teşekkür ederim. Çünkü konuşamıyorum şeyden. Peki bu hem karantina hem de tedavi sürecinde Neslihan Sevda. Nasıl? Biraz morali çok bozuldu. Bazen dedi, şey dedi, anne niye getirdin beni dedi. Sonra dedi ki ne ben dedim şeye gezmeye gittik işte dua etmeye gittik falan deyince. Anne iyi dedi bundan sonra ailemizle, ablalarımla, babamla beraber gidelim dedi. İşte biraz sadece o tedavi sürecinde korktu. Sadece, evet. Ben aslan Adanalıyım. Şeyde Eskişehir Çiftelerde çalışıyorum. Çiftelerde Devlet Hastanesi'nde. Evet. Hadi kapıyı açabilirsin. Şuradan sizden bir imza okuyun. Buyurun gelin bana size. Fotoğrafını çekeceğim. Hadi bir bakar mısın? Hayır korkma bak bir bak. Bizim üstüne şeyler olunca maskeler olunca herhalde. Evet. Yok bu zamanda gerçekten şey olarak. Senin de masken var. Biz de senden mi korkalım? Yok. Esmeci. Yok. Esme kaç yaşındasın? 5 yaşında. Yok korkma.
musun? Tamam mısın?